Başlayalım. Nasıl vaziyet? Ne Evet. yapıyorsunuz? Tamam. Hocam hoş geldiniz. 8.000 kilometre uzağa bizden selam olsun. Arigato gazaimasu mu denir hocam? Arigato gazaimasu. Evet. Merhaba. İyi akşam. Burada iyi Evet. akşamlar. Bu saat 12:10 geçiyor. Tamam hocam. Hocam gecenin ilerleyen saati biliyorum. Saat farkı nedeniyle de erken yaptık. Çok teşekkür ediyoruz. İstirahatinizden de olmanızı istemiyoruz. Bir saat kadar sohbet edersek çok sevineceğiz. Hocam Tamam. deniz tutkunları sizden gelecek iyi haberleri çok istiyor. Tamam. Siz uzaktasınız. Büyük Okyanus ağırlıklı, Antarktika ağırlıklı çalışıyorsunuz şu anda ama öncelikle hocam ilk sorum yani bizim de gündemimizi işgal eden konu bu zaten. Koronavirüsle ilgili denizlerden nasıl bir bağlantı kurabiliriz? Neden soruyorum bunu? Çünkü gıda güvenliği çok ön planda şu anda. Ne yiyeceğiz biz? Koronavirüs sürecinin sonrasında ne yiyeceğiz sorusu çok fazla belirginleşti artık. Koronavirüs ve deniz ilişkisini nasıl kurabiliriz hocam? Tamam, ben Tamam. korona biraz iyi çalışmıştım. Dolayısıyla beklediğim yerden geldi biraz soru. Yoksa Türkiye'de gezen bilim insanları var. İşte kimi bilmeyi, kimi bize bir şey olmaz diyor. Onların durumuna düşmek istemem. Çünkü ben korona uzmanı değilim. Tıp hocası, tıp doktoru değilim. Ama bahsettiğim konu önemli. Gıda güvenliği. Önce şunu anladık herhalde hepimiz. Büyük uçaklar, Airbus'lar, Boeing'ler, büyük arabalar, Jaguar'lar, çok yüksek kalitede elektronik cihazlar yenmiyor. Demek ki bunları yapıyoruz ama 200 milimikronluk bir virüs, doğru dürüst şey olmayan, hücresi bile olmayan bir virüs. Demek ki bu 7 milyar insanı alaşağı edebiliyor. Dolayısıyla şunu anladık. Ve dünyanın en büyük gelişmiş ülkeleri çok büyük paraları, çok büyük askeri yatırımları, çok büyük teknolojileri varsa bile en sonunda insanlar evde kaldığı zaman sabah, öğlen ve akşam çocukları, çoluk çocukları, anneleri, babaları kendileri yemek istiyorlar. Dolayısıyla bu koronavirüsünün virüsünün de öğrettiği şeylerden birisi bence bir güvenlik, bu gıda güvenliği. Gıda güvenliğine demek ki herkesin bir besin meselesi var. Çünkü bundan sonra bir yerden bir yere gıda taşımak zor olacak. Daha şimdiden Rusya, bildiğim kadarıyla Ukrayna ve Romanya buğday ve arpa gibi ham maddelerini artık satmayı durdurdular. Çünkü bunlar stratejik ham madde. Yani petrol olmadan oluyor zannediyorum 20 dolar şimdi şeyi dolara gitti. Evet, ama daralıyor. Ekmek için, su için çok şeye ihtiyaç var. Dolayısıyla bunlara ihtiyacımız var. Denize gelecek olursak gıda güvenliği açısından bence herkes şimdi tarım diyor. Tarım yıllardır ihmal edilmiştir. Tarım söyleniyor. Bu bir anlamda da doğrudur ama ben hep her zaman aynı şeyi söylüyorum. Bu tartışmalara girdiğim zaman diyorum ki tarım yapmak istediğiniz zaman maksimum 1 metre derinlikten ürün alabilirsiniz. Ektiğiniz zaman. Toprağı kazdım. Ama denizlere baktığım zaman denizler öyle değil. Denizlerde 100 metreden, 200 metreden, 500 metreden hatta daha derin sulardan verim alabilirsiniz. Ve insanlığın beslenmesi için, gıda güvenliği için buraları kullanabilirsiniz. Bunun için tohum atmaya gerek yok. Bunun için çapaya gerek de yok. Bunun için bir tek şeye ihtiyacımız var. Hep yıllarda aynı şeyi söylüyoruz. O da şu. Verim alacağımız, insanlığın besleneceği, bizim gıda kaynağı olarak kullanacağımız denizlerin temiz tutulması ve kirlenmemesi gerekir. İster avcılık yapın. Okyanusların 150 metre derinliğinden karides avlayın, ahtapot avlayın, kalamar avlayın, balık avlayın. İsterseniz balık yetiştirin, istediğiniz balığı yetiştirin. Her koşulda olması gereken şey suların kirlenmemesi, okyanusların ve denizlerin kirli olmaması. Dolayısıyla gıda güvenliğinin koronadan öğrendiğimiz şey bizim gıda güvenliğinden benim anladığım denizlerin ve okyanusların korunması. Çünkü her
denizlerinden daha fazla denizlere ve okyanuslara ihtiyacımız var. Sadece denizlere ve okyanuslara mı? Hayır. Nehirlere de ihtiyacımız var. Göllere de ihtiyacımız var. Unutmayalım ki... İç sular. Evet. Unutmayalım ki Sakarya Savaşı'na daha başlamadan önce balık avlama bölükleri kurulmuştu. Ve o balık avlama bölükleri sayesinde Sakarya'nın belli kollarından avlanan balıklarla ordunun belli bölümleri beslendi. Dolayısıyla bizim açımızdan okyanuslar ve denizler büyük bir alan oluşturduğu için okyanus ve denizler diyoruz. Her bir metreküp deniz suyu olmasa bile tatlı su, her su korunmaya muhtaç, korunmayı hak ediyor. Son derece hassas ve bizim buna göre bir plan yapmamız lazım artık bu korona işinden sonra. Çok uzattım herhalde Gökhan. Yok hocam. Hocam bizi Kuvayi Milliye yıllarına bile götürdün, ne güzel. Sakarya Savaşı'nı andık. Evet, çünkü balık avlama bölükleriyle ilgili çok az şey biliniyor Türkiye'de. Balık avlama bölükleri önemli. Ve buradan şunu anlıyoruz. Türkiye'nin kendine yeter, mutlaka bir gıdası olması lazım. Yani kendini besleyebilmesi lazım. Türkiye'nin kendine besleyebilmesi için, çünkü 80 milyon insan, doğum artış hızında %2 dersek demek ki 2000 kişi geliyor şeye. Bunları besleyecek, bunların proteinle beslenmesi lazım. Çünkü bunların nohutla, mercimekle beslenmesi başka, bunların proteinle, etle, sütle beslenmesi başka. Dolayısıyla protein de anladığımızda bizim balık, daha doğrusu su ürünleri. Onun için de denizlerin, okyanusların, suların kıymetini, değerini iyi bilmemiz lazım. Ben aslında bu konuda ümitsiz değilim. Yıllardır aynı şeyi söylüyorum. Denizleri korumamız lazım. Tekrar aynı şeyi söylüyorum. Aynı yere dönüyorum. Ve diyorum ki yatak odamız Marmara Denizi'ne. Öncelikle Marmara Denizi'ni korumamız gerekiyor. Çünkü Marmara Denizi hem bir biyolojik koridor, hem Karadeniz'in korunması, hem de Ege Denizi'nin korunması Marmara Denizi'ne bağlı. Çünkü Marmara Denizi'ni kirlettiğin zaman balık geçemeyecek. Karadeniz'e göç olmayacak. Karadeniz'den Marmara üzerinden Ege'ye göç olmayacak. Ve İstanbul, düşünebiliyor musunuz? İstanbul'u, dünyanın en güzel kenti. İstanbul balığını arıyor. Yani İstanbul, hatta şöyle söyleyelim, balığını kaybeden kent İstanbul. Evet. Bu ne demek Gökhan? Karakin Devecihan'ın kitabında mübalağa olmakla birlikte bazen işte 1910'larda o balıkhane müdürü 3 milyon çift palamuttan bahsediyor. 3 milyon çift, bazen diyor 2 milyon, bazen 3 milyon çift palamut şeye geliyor, balıkhaneye geliyor. Ve bizde günde mi hocam? Bir günde. Bir yılda. Evet, ve bizde bu balıkların, mesela palamutun 9 tane farklı ismi vardır, biliyor musun? Evet. Birisi işte gacu veyahut da hemen şey denir, 10 santime kadar olan balık. Ondan sonra arada başka şeyler vardır. En son 75 santimlik peçuta vardır. Altı parmak vardır, sivri vardır. Bunlar bilinmez bile. Bizim en çok bilinenler palamut ve toriktir. Dolayısıyla birçok şey kaybediyoruz. Marmara Denizi'nde birçok şey kaybediyoruz. Ve düşün, 9 tane farklı, dediğim gibi işte zindan deleni, gene palamutun, onu bunu şey yapmıyorum, ortaya konuşmuyoruz onları. Dolayısıyla son derece önemli denizlerin korunması meselesi, balık meselesi ve bu müthiş bir kültürel zenginlik. Yani palamutla ilgili düşünebiliyor musunuz? İşte Bizans kayıtlarında hem Strabon'da hem de Aristoteles'te söylenen şeyler şunlar. İşte Bizans yerleştiği zaman gözü kör olan kısım Kalkedon, yani Kadıköy hattına yerleşmediler. Onlar gittiler Haliç kısmına yerleştiler. Çünkü Haliç'te çok balık vardı ve ondan sonra da Haliç'te biliyorsunuz hem palamutun hem de öteki balıkların hepsinin sikkeleri var. Hatta evet. Magellon denilen de İstanbul'un en büyük o zamanki balıkhanesi var. Ve bu balıkhaneye çok fazla madde. İki tane İstanbul'un gelir kaynağı var. Birisi deniz ulaşımı, öteki de balıkçılık. Dolayısıyla Türkiye için balık, Türkiye için deniz, Türkiye için denizlerin korunması meselesi
son derece önemli ve bu korona işinden sonra daha da önem kazanıyor. Bu da, ben şunu demek istemiyorum. Patates önemli değildir, patlıcan önemli değildir, marul önemli değildir. Hepsi son derece önemlidir, hepsi çok gereklidir. Portakal önemli değildir, mutlaka önemlidir. Ama bizim açımızdan baktığımız zaman bu kadar insanı besleyecek yegane kaynak, ucuz kaynak denizlerdir. Kesinlikle. Hocam, gündem maddelerinden biri de zaten denizlerimizdeki tükeniş olacak ama önce siz Pasifik Okyanusu'nda ne yapıyorsunuz hocam? Japonya'nın başkenti Tokyo'da, Tokyo Deniz Bilimleri Üniversitesi'nde misafir öğretim görevlisi olarak bulunuyorsunuz Pasifik'te. Şimdi şöyle, ben Japonya'ya yeni gelmedim. Ben Japonya hikayem benim 25 sene daha öncesine dayanmış. Yani doğudaki buradaki sistemi biliyorum, hem üniversite sistemini hem de eğitim sistemini, araştırma sistemini. Japonya'daki şu anda buradaki üniversiteler Türkiye'deki üniversite, Avrupa'daki üniversiteler gibi değil. Şu anda burada ara tatili var ve üniversite Mayıs'ın başında açılacak. Ara tatili. Fakat üniversite açık, isteyen araştırmasını yapıyor, isteyen gidiyor, geliyor. Beni buraya çeken iş şuydu. Pasifik Okyanusu'nda küçük adalar var. Bu işte Palau Cumhuriyeti bunlardan birisi. Bunlardan birisi. Arkadan Mikronezya gibi. Biraz daha aşağıda Yeni Gine'nin üstünde bir ada var. Buralardaki mercan resifleri ne durumda ve beyazlama ne durumda? Esas burayla ilgili incelemeler yaptık bir. Ama şu anda bu incelemeleri bitirdik. Döndük, bir Vietnam kısmı ve Güney Çin kısmı kaldı. Bu koronadan da o kısmı yapamayacağız. Çünkü gidecek durumda değiliz. Biliyorsun dünyanın hiçbir uçakçı yok artık. Yaptığımız kadar şunu gördük. Token çalışmalarında şunu gördük. Bir, bu iklim değişikliği nedeniyle çok fazla mercan popülasyonu mercanlar tehdit altında. Ama bir yandan da bizim için başka bir gelişme var. O çok önemli. Bu mercan plantasyonu veyahut da restorasyonu dedik. Yani parçalanan, kırılan, beyazlayan mercanların restorasyonu ve yeniden bunların plantasyon denen ekimi için çok fazla insan gücüne ve teknik ihtiyaç var. Bizim üniversitelerimizde burada bu iş yapılıyor. Bunların nasıl yeniden restorasyonu yapılması gerektiği anlatılıyor. Ben burada biraz bunları öğreniyorum. Çünkü bu konu Akdeniz'de yok. Akdeniz'de bir tek mercan türü var. Cladocora cespitosa denilen sert bir mercan. Onda da beyazlama var. Az da olsa. Fakat bu Pasifik'teki mercan türleri 23 derecenin üstünde yaşayan büyük masif mercanlar. Bunların arasında 1500 kadar balık türü yaşıyor. Dolayısıyla mercan ekosistemleri dünyadaki balık popülasyonunun %30'unu oluşturuyor. 27 bin tür balık var dünyada. Akdeniz'e baktığımız zaman Akdeniz bunların arasında çok küçük bir yer. Sadece Tokyo Körfezi'nde 650 tane balık türü var. Bütün Akdeniz'deki balık türü Kızıldeniz'den gelenlerle o kadar. Evet. Zaten mavi küçük bir çöl diyoruz Akdeniz. Öyle çok verimli değil Akdeniz suları. Değil. Konuyu dağıtmadan söylemek istersek şunu görüyoruz. Bu tür bozulan, iklim değişik nedeniyle bozulan mercan ekosistemde restore edilmesi gerekiyor. Bunun için de yeni bir çalışma yapacak uzmanlara ihtiyaç var. Ve bu ileride bütün dünyada çok fazla uzman ihtiyacı gerektirecek bir iş. Dolayısıyla bu konuda adam yetiştirmek, uzman yetiştirmek gerekiyor. Bir defa böyle bir boşluk var. Diyeceksiniz ki hocam bu boşluk buradaki bu bölgedeki tek ülkeler tarafından doldurulur. Çünkü Avustralya'da Great Barrier Reef denilen çok büyük dünyadaki mercan resiflerinin %6'sı var minimum. Birçok bölgede mercan resifleri var. Bu bölgeye doldurulabilir diye düşünebilir. Fakat buradan şunu da anlıyoruz ki günümüzde Akdeniz'den sert mercanlardan veyahut da yumuşak mercanlarda bir şey olursa bunların korunması, yeniden ekilmesi, plantasyonu dediğimiz yeniden ekilmesi ve restorasyonu nasıl olacak? Ben şimdilik bu konularla meşgulüm. Burada. Bunun yanında Pasifik Okyanusu'nda çok fazla plastik kirliliği var. Evet.
buradaki yani mikroplastikte sadece de şeyde Türkiye'de, Akdeniz'de ve Karadeniz'de değil, bu bölgede de çok fazla. Çünkü bu bölgede büyük bir şey var. Denizcilik var, denizcilik faaliyeti var Asya Pasifik bölgesinde. Ve bunların bertarafı, daha doğrusu onunla ilgili neler yapıldığını da görmeye çalışıyoruz. Bizim geçen sene TÜDAV'da, bizim vakıfta yaptığımız iki tane büyük çalışma vardı. Birisi, daha doğrusu iki sene önce birisi şeydi, bu balıklar boğulmasın diye bir proje, belki hatırlarsınız belki. Öteki de geçen sene de denizi şansa bırakma, bunları PNG ile yaptık. Türkler takip ediyorlarsa Ezgi ve öteki arkadaş Sedef Hanım, onlara da buradan selam gönderiyorum. Bizim denizlerimizdeki, Akdeniz ve Karadeniz'deki plastikle Pasifik'teki plastiklerin niteliği farklı. Mesela burada daha çabuk çözünüyor ve daha çabuk şeye geçiyor, suya geçiyor mikroplastikler. Dolayısıyla daha yoğun bir çalışma var. Ve mikroplastiklerle ilgili son zamandaki yapılan çalışmalar şunu gösteriyor işte. Yani dışkılarımıza bile plastik görünüyor. Mikroplastik görünüyor. Yani o hale gelmişiz. Onun için bu konuda da iyi insan yetiştirmesi lazım. Her ne kadar Türkiye'de konuda çalışan bir grup uzman var artık. Allah'tan iyi ki var. Ve bu konudaki gelişmeleri de takip edeceğiz. Ama Türkiye uzayda tek başına bir ülke değil. Yani Türkiye'nin etrafında birçok deniz var. Türkiye'nin etrafında birçok ülke var. Akıntılarla mesela Suriye'den gelen atıklar, katı atıklar, plastik atıklar oradan Samandağ, Çevli'ye, İskenderun'a geliyor. Bunu siz de biliyorsunuz. Onun için böyle bir bölgesel eylem planı, acil bir küresel eylem planı lazım ama bugünlerde bunu yapmak çok mümkün değil. Çünkü herkesin derdi doğal olarak ve haklı olarak korona meselesi. Hocam, mikroplastik plastiklerin deniz suyunda çözünerek besin zinciriyle daha zararlı hale gelmesi değil mi? Yani çözünen bir plastikten bahsediyoruz. Mikroskopta gözle görünmeyen 5 milimikronun altındaki küçük parça diyelim ona. Yani parçalanmış, ufalanmış materyal. Bunlar planktonda da var. Balık var. Balıktan insana geçiyor. İnsandan işte dışkıyla atılıyor. Ama bunlar sağlık açısından birçok sorun var. Bu sorunların takip edilmesi lazım. Ama esas asıl olan plastikten atılması. Benim korktuğum ve Türkiye için üzüldüğüm şey şu, çünkü biz plastik istemiyoruz diyoruz. Plastikler zararlı, tehlikeli madde statüsüne girsin diyoruz ama Türkiye çok fazla plastik etmesi. Plastiklerin son zamanlarda yapılan araştırmalarda, benim çalışmam değil bu, plastiklerin, mikroplastiklerin bu koronavirüs içinde bir ortam hazırladığı ile ilgili birçok çok haber var. Dolayısıyla Türkiye'nin böyle bir plastik çöp cenneti, Türkiye'nin deyip tırnak içinde çöplük olmasını ben hiç yakıştıramıyorum. Ben bunu doğru bulmuyorum. Yani bundan para kazananlar iyilik yapmıyorlar. Evet. Hocam, iklim değişikliğinden bahsediyoruz. Bu artık küresel bir gerçek, iklim değişikliği. Ve artık buzulların erimesinden daha belirgin sorunlar karşımıza çıkıyor. Peki Palau'da da bulundunuz. Palau'da ya da Pasifik Okyanusu'ndaki o diğer ada ülkelerinde iklim değişikliğinin izlerine dair neleri yakaladınız hocam? Şimdi şöyle, bu ülkeler zaten küçücük ülkeler. Bunların nüfusları 6 bin, 10 bin, 20 bin, en fazla 50 bin. Mercanların üstünde kurulmuş, Pasifik Okyanusu üstündeki atollerde veya şeylerde, okyanus sırtlarında bulunmuş küçücük ülkeler bunlar. Şimdi bu ülkeler iklim değişikliği, eğer deniz suyu seviyesinin senaryolara gelirse 1 metre yükselmesi durumunda bu ülkelerin çoğu suyun altında kalacak. Bunlar bu dünyadaki iklim değişikliği, iklim zirveleri, okyanus zirvelerin sürdürülebilir kalkınma 14. madde işte okyanus ve Paris İklim Değişikliği Konferansı konularıyla ilgili bunlar bu işleri çok takip ediyorlar. Hatta işte bu şimdi 2 ile 6 Haziran'da olması gereken ve iptal edilen New York'ta Portekiz'deki
okyanus ziyareti iptal edildi. Çünkü ve bunun da başkan yardımcısı mesela Palau'dan bir bakan. Bunlar yani küçük ada ülkeler dediğimiz small states, small state island dediğimiz küçük ada ülkelerinin iklim değişikliğine karşı dayanıklılığı çok daha zayıf. Çünkü bunların ekonomileri turizme ve balıkçılığa dayanıyor. Ve balıkçılık içinde bir sürdürülebilir balıkçılık modelleri ne yazık ki yok. Onun için iklim değişikliğine bunlar birinci derece etkilenecek ülkeler. Ve bunun içinde acaba iklim fonlarından para alabilir mi? Bununla ilgili bu fonları nasıl kendi ekonomilerine kazandırabilirler? Bununla ilgili tartışmalar, çalışmalar var. Bunlar iyi çalışmalar, iyi tartışmalar. Çünkü yani iklim meselesi ciddi bir mesele. Her ne kadar son zamanlarda iklim meselesi de biraz dünyadaki konjonktüre bağlı olarak azaldı. Bu ülkelerin itmesiyle birlikte biliyorsunuz işte Amerika iklim şeyinden çekiliyoruz dedi. Öte birçok ülke ya yapıyorsanız biz de bunu yapabiliriz falan dediler. Dolayısıyla gündemde kalması bu ülkelere bağlı biraz. Ve bizim de bununla ilgili işe yapmamız lazım. Yani Türkiye'nin mesela iklimle ilgili denizlerdeki iklim değişikliği ile ilgili çok ciddi ölçüme ihtiyacı. Yani bu ölçümlerin birkaç kişinin üzerinde olmaması lazım. Çünkü bu ölçümler birkaç kişiden çok daha önemli. Kocaman bir ülke, 80 milyon bir ülke, işte ilk 20'de ekonomisi diye söylenen bir ülkenin iklimle ilgili, denizlerdeki iklim değişikliği ile ilgili 50 sene sonrasını planlayacak, 50 sene sonunda olabilecekleri tahmin edecek modelleri oluşturacak uzmanı yetiştirmesi lazım, parayı koyması lazım ve kamuyu bununla ilgili bilgilendirmesi lazım. Evet hocam. Hocam, uzun kıta Antarktika, bilinmezlikleri esrarengiz pek çok soru işaretiyle insan onu hala keşfetmesini bekliyor. Biraz bizi Antarktika'ya, buzul kıtaya yani Güney Kutbu'na götürür müsün hocam? Güney Kutbu'nda neler oluyor? Ondan önce belki şey söylemem lazım. Bu. Evet hocam. Palau işte ve öteki küçük en çok etkileyen şeylerden birisi de buralardaki şampuanların ve güneş kremlerinin yasaklanması meselesi. Hı-hı. Yani düşünebiliyor musunuz? Bu ülkelerde güneş kremi kullanmak yasak. Sadece organik olan güneş kremi serbest. Ve bununla ilgili bulundurmak yasak, satmak yasak, almak yasak. Bu ciddi bir şekilde soruna nasıl baktıklarını gösteriyor. Çünkü güneş kremleri aynı zamanda ekosisteme zarar veriyor. Deniz suyunu bozuyor. Güneşle bentik tabaka arasındaki ilişkiyi bozuyor. Besin zincirini bozduğu için ve genel olarak da sürdürülebilirliği azalttığı için bunlar bunu yasakladılar. Aynı şekilde balıkçılıkta da öyle. Dünyanın en büyük koruma alanını oluşturdular. Düşünebiliyor musunuz? Palau bugün çoğumuz bu saatte Palau bize model olacak bir ülke değil şüphesiz. Mukayese elemanı olarak da kullanmamamız lazım. Fakat ülkelerin iyi yaptığı şeyleri de söylememiz gerekiyor. Evet hocam. Hocam, Palau'daki halk, Antarktika'ya gitmeden önce konuşalım. Palau'daki halk iklim değişikliğiyle birlikte su seviyesi yükselecek ve bizim bu yaşadığımız alan su altında kalacak gibi böyle bir korkuya kapılıyor mu? Bunu sizinle paylaştılar mı hiç hocam? Tabii. Bununla ilgili herkesin bir düşüncesi var. Herkes bununla ilgili gelişmeleri takip ediyor. Sadece Palau değil, Saipan ve öteki Mikronezya, Marshall'ları gibi birçok ülke bunları takip ediyor. Büyük ülkeler de takip ediyor. Geçenlerde İngiltere eğer iklim değişikliğinde İngiltere'nin içinden Londra'nın içinden geçen nehir bir yükselirse ne olur, Londra'da ne kadar su alır diye projeksiyonlar yaptılar. Dolayısıyla bu projeksiyonları birçok ülkenin değerlendirmeleri daha doğrusu birçok ülkenin
yapması çok normal. Ve bunların bizim de bunların dışında kalmamız lazım. Acaba İstanbul'da ne olacak? Ankara'da ne olacak? Antalya'da ne olacak? İzmir'de ne olacak? Trabzon'da ne olacak? Sadece bunu tevekküle bağlayamayız. Evet hocam. Hocam Antarktika'ya gidelim mi şimdi buzlu kıtaya? Antarktika'ya gidelim. Antarktika'daki en son gelişme şu, iyi bir gelişme. Bu Ross Denizi'nden kimsenin kullanmadığı buzlarla kaplı olan bir şeye kadar 2000 metrenin üzerinde bir buz kalıp tabakasının olduğu bir alan. Bu alan koruma alanı ilan edildi. Fakat bu garip bir koruma alanı. Koruma alanı. Az da olsa bu başarılıdır. Şu anda ben Güney Okyanus üzerindeki verileri değerlendiriyorum. Onunla ilgili makale yazıyorum. Bir çalışma yapıyorum. Güney Okyanus'ta da aynı şekilde birçok yeni gelişme var. Güney Okyanus'un belli bölgelerinin tamamen koruma alanı ilan edilmesi. Fakat bunun dışında tabii bazı ülkeler bunu istemiyorlar. Hatta Peninsula'da yani Arjantin, Şili bölgesinde ki ülkeler de istemiyorlar. Çünkü esasında iklim değişikliği en çok orada görülüyor. Çünkü Peninsula'da yani Arjantin'in ve Şili'nin yakın olan bölgelerde birçok yeni bitki türü kocaman alanı kaplamaya başladı. Yani vejetasyon gelişmeye başladı. Bir vejetasyon iklim bir bitki türü belli bölgede yıldan yıla artıyor ve gelişiyorsa o oranın zaten geliştiğini görüyoruz. Buna karşın bu bölgelerde çok fazla Patagonian tutfish denen bir balık var. Bu balık çok fazla talep gören bir balık ve çok fazla kaçak avcılığı yapılıyor. Polonyalılar, Çinliler, Arjantinliler, Şililer vesaire bu bölgedeki birçok ülke, Ruslar bu bölgede bu avcılığı yapıyorlar. Dolayısıyla Antarktika'nın kendine özgü sorunu var. Bir iklim sorunu var. İkincisi koruma alanları sorunu var. Üç, yasak kaçak balık avcılığı sorunu var. Bir de Antarktika'nın 2048 yılında statüsü ne olacak? Yeniden değerlendirilecek acaba bir sorunu var. Bir de bizim gibi sonradan koşmaya başlayan ülkeler var. Antarktika meselesine giren, danışman olmayan, danışman olmak isteyen fakat bunun şartlarını yerine getirmeyen, makale yazmayan, aşağı yukarı 30-40 kişi gitti şimdiye kadar orada, doğru düz makale yazmadılar. Evet. En son bir belediye başkanımız gitti geldi herhalde ya Antarktika ile ilişkini ben bir türlü kuramadım burada. Burada da soruyorlar bana ne durumdasınız falan diye söyleyemedim yani ne yaptı bir belediye başkanı acaba. Oraya mı belediye başkanı olmak istiyor yoksa buradaki Suriyelileri bıraktı da onlardan kaçmak için mi gitti? Geldi de ne yaptı acaba? Bize bir bilgi de vermediler. Ben bunlar için üzülüyorum. Bunlar geri kalmış ülkelerin bilimdeki hataları ve bilimdeki hataları çünkü kamu kaynaklarının yanlış kullanılmasına çok iyi bir örnek bunlar. Daha çok bilim insanının, daha çok genç araştırmacının gitmesi lazım. Oralarda araştırma lazım. Eğer danışman ülke olmak istiyorsak da makale yazmak lazım. Romanya yıllardır Antarktika'ya gider ama danışman ülke değildir. Mesela Hollanda hiçbir sefer yapmadan danışman ülke oldu. Çünkü başka bir ülkeyle ortak iş yaptı. Onların altyapılarını kullandı. Daha doğrusu masrafı azalttı ve çok para harcamadı. Akıllıca davrandı. Onun için bize birinin şey demesi lazım. Bu seferler kaç sene sürecek? Kaç sene sürecek? Ne zaman bitecek? Hedeflenen iş nedir? Ne zaman danışma ülke olunacak? Sorulara cevap verilmesi lazım. Tabii bu soruların cevabını da şimdi soracak kamuoyu baskısı yok. Çünkü herkesin derdi başka. İşte ortada bir korona meselesi var. Korona bittikten sonra Suriyeli meselesi var. Ortalık Suriyelilerle dolu. O bittikten sonra ekonomik kriz meselesi var falan gibi. Bizim büyük ülke olmanın gerektirdiği büyük sorunları var. Yani büyük ülkelerin hep böyle büyük sorunları vardır. Burası ne Saipan ne de Marshall Adaları yani sonuçta. Evet. Ülke büyük
ülke, 7 tane şeyi var, komşusu var. Birisinin de farklı lisanı var. Türkiye'nin etrafındaki ülkelerin hepsi farklı lisanlar konuşurlar. Dolayısıyla Türkiye çok, ülkemiz, bizim ülkemiz çok özgün bir ülke. Evet, coğrafi konumu itibariyle de aynı şekilde zenginliğini çok iyi kullanamayan bir ülkeyiz hocam. Hocam birkaç önemli konu vardı daha önceden de benim hazırladığım şeyler. Mesela son dönemde ben konuşmayacağım artık Gökhan. Millet ders gibi olacak. Ben konuşmayayım. Sorusu olan varsa sorusu olsun. Çünkü tamam hocam. Soru da alalım hocam. Eğer bizi takip edenler soru hazırlarlarsa hemen hocamıza takdim edelim. Bir de hocamızın da Antarktika ile ilgili kitap hediyesi olacak. Antarktika kitabı hediye edecek. Bu süreç geçtikten sonra takdim edilecek bu kitap. Ben de hocam sürekli başucu kaynağım olan Antarktika ile ilgili neden kitabınızı hiç yanımdan ayırmıyorum. Evet. İşaretliyorum burada. Antarktika'nın ne olduğunu ve yakın gelecekte dünya için daha fazla önemli olacağını bu kitaptan da öğrendim. Hocam, denizlerdeki biyoçeşitlilik azalması bir oranda konuşulurken bir de son dönemde yunusların, daha doğrusu pek çok yaban hayvanının, yaban hayatının çeşitlendiğini görüyoruz. Yunuslar bunun en bariz göstergesiydi. Alan kullanımı mı arttı yunusların? Koronavirüs dolayısıyla insanların alanlarda olmamasından faydalanarak mı bulunuyorlar? Yorumunuz nedir hocam? Zaten bu dönem Mart'ın sonu Nisan gibi İstanbul Boğazı'nda yunus hareketlerinin hep başladığı dönemdir. Yeni bir şey yok. Fakat yeni bir şey şöyle olabilir Gökhan. Söylediğini destekleyecek mahiyette bir şey. Birkaç ay daha denizlere çıkılmazsa, birkaç ay daha denizler kullanılmazsa birçok balık, birçok fok veyahut da balina, yunus gibi türler daha fazla ortalıkta görünebilir. Aslında bu okyanuslar ve denizler için iyi bir şey. Çünkü biraz oradaki hayvanlar rahat edecekler. Biraz rahat etsinler, bırakalım. Bu iyi bir şey. Fakat bu ne kadar devam edecek bilmiyoruz. Yarın serbest denildikten sonra sokağa çıkmak serbest denildikten sonra kaç kişi oltasını, balığını, şapkasını, sandalını gidecek alıp deniz kenarına gider onu bilmiyoruz. Bir de bizde böyle bir gelenek var biliyorsunuz. Onun için Türkiye'deki denizler kullanılmak için değil, oturulmak içindir. Mesela bizim müthiş bir yazlık potansiyelimiz vardır. Bu yazık, bu potansiyel, bunlar paradır. Yılda 2 ay kullanılır. 10 ay oradaki yöneticiye para ödenir. Dolayısıyla 10 ay hiç kullanılmaz. Dolayısıyla denizlerin rahat bırakılması lazım. Belki bu bakımdan iyidir. Biraz sakinlik, sükunet iyidir. Bu sadece Türkiye denizleri için, bütün dünya denizleri için öyle geçerli. Okyanuslar için de geçerli değil mi bu hocam? Tabii geçerli. Ama bunun sonuçlarını bilmiyoruz. Daha çünkü elimizde bununla ilgili bir ölçüm yok, bununla ilgili yapılmış bir çalışma yok. Bu sadece bu bir tahmin. Çünkü daha insanların denizlere, okyanuslara çıkmaması daha bir ay, son bir ayın işi. Ne kadar daha devam edecek onu bilmiyoruz. Ne kadar daha sürecek onu bilmiyoruz. Onun için konuşmamız biraz spekülatif olur. Tamam. Hocam biraz endüstriyel türler ve bizim mutfağımızda en çok tükettiğimiz türler üzerine yorumlarınızı merak ediyorum. Ardından da sorulara geçebiliriz. Hocam lüfer sizinle birlikte işledik. 11 yıl oldu üzerinden geçeli. Siz söylediniz soyunun tükendiğini. Ama lüfer kalmadı artık tezgahlarda. Zira hamsi, zira istavrit. Saydığınız pek çok balık yine. Mezgit yok. Şimdi bu kadar 180 bin ton avlanması gerekirken hamsiyi 300 bin ton mu avladık? Neden balık bu kadar azaldı sularımızda hocam? Sen herhalde ben Japonya'dan bile balıkçıların bana küfür etmesini istiyorsun. Yok hocam. Bilim ne diyorsa odur hocam. Onun için ben söylediklerimi hep söyledim. Söylediklerim şuydu. Bu işin sonu yok diye söyledim. Bu tekrar aynı şeyi söylemeye gerek yok. Sürdürülebilir bir balıkçılık yapmamız gerekiyor. Balıkçılık endüstrisini öldürmememiz gerekiyor. Ama denizde de balık kalması, gelecek kuşaklara balık kalması gerekiyor. Bu dengeyi tutmamız, ayarlamamız gerekiyor. Bu ayarı yapamadığımız sürece, tutturamadığımız sürece
bizim balık beklememiz hayal. Daha çok balık bekleriz. Bu kadar kirlenme olduktan sonra bu kirlenme, mesela Marmara Denizi'nin kirlenmesini düşünün. Yani 7 tane il var ve bu iller burayı bir kanalizasyon kuyusu gibi gösteren, ne kadar %50'si falan son dönemde toplandıysa bile. Onun için canlı kaynakların korunması meselesinde bir arıtma meselemiz var, bir sürdürülebilirlik meselemiz var, yasalar var, bu yasaların uygulanması meselesi, uygulanmıyor yasalar. Türkiye'de kooperatifler çok zayıf. Bunların yüzlerce kooperatif var ama bunların bütçeleri, paraları, personeli, şunlar bunlar zayıf ve eksik. Ve Türkiye'de su ürünleri, su bilimi fakülteleri var. Benim de çalıştığım fakülte. Bu fakültelerde mezun olan arkadaşlar, genç kardeşlerim iş bulamıyorlar. Bunların da iş bulması lazım. Bunların da iş bulması için endüstrinin içinde olması lazım. Fakat Türkiye'deki balıkçılık endüstri bu kadar derin değil. Bir Japonya gibi, bir Amerika gibi derin değil. Daha zayıf. Buna rağmen zayıflatılmaması lazım. Yeni işler, yeni türlere girilmesi lazım. Şimdi mesela Japonya'ya satılan büyük Karadeniz alabalığı var. Türk somonu diye bir şey çıkarmışlar. Ben gülüyorum bazen. Karadeniz somonu, evet. Karadeniz somonu, Türk somonu. Öyleyse ki bu alabalık, biliyorsunuz. Büyük alabalık. Onun için, deniz alası değil mi hocam? Alabalık. Normal alabalığın, yetiştiren alabalığın denize bırakılıp 2-3 kilo sonra rengini ayarlayıp uzun zamandır ayarlanamadı. Şimdi Japonya'dan uzmanlar geldi Karadeniz'de. Bu işleri yaptılar ve buraya balık satılıyor. Bu iyi bir şey. 2000 ton üzerinde falan balık satılıyor. Türkiye'nin mutlaka çok balık satması lazım. Yani Norveç'ten uskumru almak bilmem 80 milyon ülkeye yakışmıyor. 4 milyonluk Norveç'ten, 3 milyonluk Norveç'ten paralarımızı dışarı vermememiz lazım. Bizim kendi yetiştirdiğimiz balıklar, eğer balık alacaksak kendi yetiştirdiğimiz balıkları almamız lazım. Kendi avladığımız balıkları almamız lazım. Dışarıdan balığı az almamız lazım. Çünkü bizim paramız kıymetli. Bu ne demektir bu? Türkiye'de döviz, dolar yükseliyor. Döviz yükseliyor. Dolayısıyla eldeki 3 kuruş parayı da o ülkelere vermememiz lazım. Onun için Türkiye'nin bir tasarruf planı içine girmesi lazım. Tasarruf. Hem iktisadi bir tasarruf, hem kamunun tasarruf yapması lazım. Hepimizin tasarruf yapması lazım. Eskiden tasarruf birikim oranı çok yüksekti Türkiye'de. Son 20 yıldır tasarruf birikim oranı, son 30 yıldır. Özal'dan beri, 80'den beri Türkiye'de gitgide tasarruf azalmaya başladı ve Türkiye para biriktiremez oldu. Kendi parasını ödetemeyince dışarıdan sürekli borçlanmaya başladı. Unutmamak lazım ki borç alan emir alır. Hocalarımızdan bize kalmış bir sözdür. Borçlanmamamız lazım. Gelecek kuşaklara, çocuklarımıza iyi, müreffeh, borçsuz bir ülke bırakmamız lazım. Az borçlu bir ülke bırakmamız lazım. Ve onlara iş, aş, para bırakmamız lazım. Bu çok önemli. Aksi takdirde Mustafa Kemal şunu söylüyor. Kriz dönemlerinde diyor, içeriği sağlam olacak diyor. Yani dışarı karşı iyi olabilmek için kendi sağlam olması lazım. Sağlamlıktan bahsettiği ekonomik iş. Onun için hem ekonomik olarak hem üretim potansiyeli olarak çok üretmemiz lazım. Çok balık üretmemiz lazım, karides üretmemiz lazım. Aklınıza gelse her şeyi üretmemiz ve buna teknoloji katmamız lazım. Bunu bir tek ben söylemiyorum. Gecenin bu saatinde de herkese söyleyip burada yeni bir tartışma açmak istemiyorum. Çünkü milletin canı zaten yeterince sıkkın muhtemelen. Evet hocam. Hocam, Türk insanının daha fazla deniz ürünü tüketmesi için ilgili bakanlıklar da bir takım kampanyalar yapıyor. Bu bağlamda çupra ve levrek üretimiyle ilgili bir kampanya yapıldı. Takip edebiliriz mi hocam onu? Evet, çupra ve levrek 3 gün boyunca maliyetinden satıldı bu ay başında. Bunlar çok akıllıca, destekliyorum. İyi bir şey bunlar. Bunların yapılması lazım. Çünkü milletin balık yemesi lazım. Şeyde de var. Balık yemesi. Türkiye, Japonya'da da var öyle bir şey. Yaklaşım dünyanın her yerinde var. Yani bu çok normal. Tüketici balık yiyecek, ucuz balık yiyecek, temiz balık yiyecek, taze balık yiyecek, kaliteli balık yiyecek. Sadece balık değil, karides de olur, midye de olur. Bir de balık diye şey yapmamız lazım. Önemli olan insanların ucuz gıdaya ulaşması ve bunu yapması. Bu çok kolay olmuyor. Yapmamız lazım.
avcılıkta da bunun yapılması lazım. Mesela avcılıkta bu pek yapılamıyor. Eskiden düşünebiliyor musunuz? Benim çocukluğumda Karadeniz'de hamsi karaya vururduk. Hamsi karaya bedava hamsi alıyordun ve yiyordunuz. Şimdi bunu anlattığım zaman öğrenciler bana bakıyorlar. Ya hocam ne diyorsun falan. İşte öyle diyor. Doğru. Ve bunların gazetelerde hep yani seyyar satıcılar kaynakları bitirdik. Dünyadaki birçok kaynağı bitirdik. Evet. Tek balık meselesi değil bu. Sudan tutun, balıktan tutun, gıdadan tutun, gıdadan tutun birçok şeyde ekolinasyon dediğimiz döllenme bile doğru düz yapılamıyor dünyada. Yeni bir çalışma var döllenmeyle ilgili. Yani döllenme olmazsa, arı miktarı azalırsa çiçeklerde tozlaşma nasıl olacak? Bitkilerde tozlaşma nasıl olacak? Dolayısıyla dünyadaki bu genel ekolojik krizi iyi görüp ona göre plan yapmamız lazım. Bu biyolojik çeşitlilik ve bunun korunmasını sağlamamız lazım. Bu çok önemli. Evet hocam. Acaba lazım. Takipçilerimizden soru gelir mi bilmiyorum ama ben bir şey yakaladım hocam. Henüz enstitüsünün kütüphanesine girme fırsatım oldu. Müfredatındaki enstitülerin müfredatında balıkçılık eğitimleri olduğundan bahsediyormuş. Sapanca gölünde özellikle. Bir tek orada değil. Arifiye'de var ama şeyde de var. Samsun'da da var ve en büyüğü bir 40 sene önce satıldı tekneleri. Trabzon 500'deki köy enstitüsündür. Orada satılan teknelerle ilgili ve köy enstitüsünün ürettiği balıklarla ilgili benim Deniz Yazıları gibi kitabım vardı bilirsin. Orada bunlar anlatılmıştır. Arifiye'de vardı. Dinleyen arkadaşımızı da tebrik ediyorum. Bu kadar konunun içine girmiş, incelemiş. Evet. Hocam, birkaç soru geldi. Ben hocam Gökhan Alıcı hocam sordu. Hocam size de çok selamlar Kayseri'ye buradan. Çok selam var Bayram hocam size Gökhan Bey'in. Gökhan hocanın. O da sizin birlikte Antarktika'ya giden. Evet. Müthiş bir çocuktu. Müthiş bir araştırma. Hep gurur duyuyorum onunla ben çalışmalarından. Evet. İki Gökhan sıkıştıralım hocam o zaman sizi. Gökhan hocam şunu sormuş. Japonya'da alglerin besin olarak kullanılması ne kadar yaygın? Türkiye'de alglerin besin olarak tüketilmesine yönelik girişimler yapılabilir mi diyor Sayın Gökhan Alıcı hocam. Japonya'da aşağı yukarı 3 öğün yemeğin bir öğünde mutlaka alg kullanılır. Hatta şu bizim sushilerin üstündeki norimakiler bile algdir, yosundur. Dolayısıyla yosun çok kullanılıyor. Yosun üretimi çok yüksek miktarda var. Onun için burada bu bir gelenek ve yapılan bir iş. Yani toplumun, sistemin alg gıda parçası. Türkiye'ye bakacak olduğum zaman Türkiye'de bu konudaki gelişmeler yeni başlıyor. Çünkü bizde millet alg, yosun, denizden çıkmış yosun hadi yiyelim dediği zaman biraz zor yiyorlar. Onun yerine pırasayı daha çok makbul buluyor. Dolayısıyla fakat bu boş bir alan ve gelecekte Türkiye'de iş yapma modellerinde kullanılacak bir iş. Bir faktör, bir çalışma modeli olabilir. Hocam, söylediklerinizden şu sonucu çıkartabilir miyim? Aquakültür, yani kültür balıkçılığı da artık 21. yüzyılın gerçeği olarak karşımıza çıkacak. Çünkü yer kürenin kaynakları, su kürenin kaynakları yeterli değil. Mutlaka aquakültür ürünleri de insanoğlunun ihtiyaçları doğrultusunda artacak ve daha çok pazarlarda, tezgahlarda karşımıza çıkacak diyebilir miyiz hocam? Tabii. Mesela bu soruyu bana 30 sene önce sorsaydın, aquakültürün yani denizden yetiştirilen su canlılarının denizden avlanan su canlılarının oranı %15'ti. Dolayısıyla %85'i avcılıkla sağlanıyordu, %15'i aquakültürle yani yetiştirilmesiyle sağlanıyor. Bugün öyle değil. Bugün oranlar %55'e %45 ve yakında %50 olacak. Bu bir gerçek. Evet. Bu gerçek etmemiz lazım. Dünyanın acı bir gerçek. Dünyanın en zengin ülkesinde bile işte Amerika diyorlar. Amerika'da bile çünkü şeysiz karşılıksız para bastığı için Amerika'da bile aquakültür var bugün.
Hawaii'de bile akvakültür işletmeleri var. Dolayısıyla birçok yerde var. Meksika Körfezi'nde 10 sene önceki kazanın, 2014'teki kazanın kazadan alınan paraları akvakültüre yatırdılar mesela. Böyle bir gerçek var şeyde. Dünyanın her yerinde var. Çünkü bir gıda ve açlık sorunu var. Bir böyle bir sorunla karşı karşıya olacağız. Onun için bizim de çok dikkat etmemiz lazım. Hocam gene iklim değişikliği paralelinde bir soru geldi. Ahmet Tertek'ten. Deniz seviyesi yükselmesiyle ilgili Palov gibi ada ülkelerinde ne tür çözümler üretiliyor şeklinde Ahmet Tertek'ten bir soru geldi hocam iklim değişikliğiyle ilgili. Ahmet hocama da selamlar buradan. Çok saygın bir bilim insandır. Bir defa ölçüm yapıyorlar. İzleme istasyonu kurmuşlar. Küçük ada ülkeleri bu ortak bir izleme istasyonu nedeniyle mesela biz de iklimle ilgili izlemeler son 50 yılda yoktur. Mesela oradaki izlemeler son 35 senedir izleme çalışmaları ve izleme verileri veri topluyorlar. Bu veri toplama, izleme, veri biriktirme bilimin temelidir. Bunlar olmadan tahmin yapamazsınız. Bunlar olmadan boş konuşursunuz. Sadece boş konuşursunuz. Çünkü elinizde hiçbir ölçüm yoktur. Ölçmüyorsanız boş konuşuyorsunuz. Çünkü bir şey ölçmeniz gerekir. Evet. Ölçüm işin temeli ve Türkiye'de bunun yapılması gerekiyor ve bu konuda geç kalınmaması gerekiyor. Efendim bize para verin şu fondan o fondan deyip bu yollara yan yollara girmemesi lazım. Türkiye'nin kendi iklim programını, kendi iklim çalışmaları, adaptasyonu, mitigasyonu neyse bunları hepsini plan yapması lazım. Ve bunun için de yetkin uzmanlardan yararlanması lazım. Hocam Akın Savaş Hoca'dan bir soru geldi. Ahmet Hocam size de çok teşekkür ediyoruz. Akın Hocam su altının duayen isimlerinden biri. Hocam şunu sormuş Akın Hocam. Hocam diyor ki Bayram Hoca çok önemli, küresel anlamda akademik değeri çok yüksekte olan bir kişidir. Bunun da herkesin farkında olmasını istiyorum ben diyerek sorusunu şöyle soruyor. Japonya'da yenmekte olan balon balığını biz ne zaman yiyeceğiz? Çok güzel bir soru hocam. Balon balığını ne zaman yiyecek Türk insanı hocam? Ya Akın Hoca helal olsun. Akın Hoca, müthiş. Öyle bir soru sordu ki ama onun da birikimi çok müthiş bir birikimi var Akın'ın. Arkadaş olmaktan hep gurur duyuyorum. Bir defa bu ayrı bir çalışma konusu. Bunun için ayrı bir gün bir daha konuşalım Gökhan. Tamam hocam. Bakın hocam. Çünkü bir günlük bir saatlik iş değil. Bir yanlış anlaşılma var. Türkiye'deki balon balıklarının hiçbirisi burada yenilmiyor. Bunu söyleyen hocalar da var. İşte bu Japonya'ya balon balığı satalım. Burada balon balığı ya o balıklar yenmiyor. Buradaki fugu yani balık başka bir tür. Burada bu balığı yemek için 3 haftalık kurslar var. Her belli bölgelerde 3 hafta belli bölgelerde, 4 hafta belli bölgelerde 10 gün. Dolayısıyla bu balığın kesmesi başka, bu balığın bunun lokantası da başka bu balığı. Mesela saat 4'te açılıyor, saat 8'de bitiyor. Var benim yanımda, yakınımda bir lokanta. Dolayısıyla Türkiye'deki şu balon balığı meselesinin bu kısmı çok önemli. Fugu, balon balığı veya mevcut Türkiye'deki balon balıklarının hiçbirisi yenilebilir balık değil. Bunu yemesinler, sonra hastaneye giderler. Hastanede doktorların zaten başında bir sürü iş var. Bir de balon balığı. Evet. Aynen. Hocam vaktimizi verimli kullanmak adına konuşuyorum hızlıca. Gene başka bir deniz insanı, aynı zamanda gerçek bir su altı emekçisi Savaş Karakaş'tan soru geldi. Savaş abi sudaki izlere paralel olarak şunu soruyor. Koruma altındaki sapan kuyruk köpek balıklarını avlayan avcılara ceza verildi mi? Hiç takip edebildiniz mi hocam? Evet. Onu
TÜDAV sitesinde birkaç defa duyurduk, gördük. Bu köpek balığının, köpek balıkları ile ilgili 12 türün korunmasını biz sahiden büyük duyuyoruz, memnuniyet duyuyoruz. Ve bu konuda hala çalışmalarımız var. Yakında yeni sürprizlerimiz olacak. Bir de Savaş Bey sordu, balina meselesini. Japonya Uluslararası Balinacılık Komisyonu'ndan çekildi biliyorsunuz. Dolayısıyla Japonya Balinacılık Komisyonu'nun kararları bağlamıyor. Böyle bir tarafı var. Norveç'i ve İzlanda'yı, hatta Feroe Adaları'nı bağlamadı. Böyle bir şey. Bunlar balinacılık meselesine farklı bakıyorlar. Geleneksel, kültürel, kültürel bir parçası diyorlar. Ben burada biraz yıllar önce bu konuyla ilgili 2003 zannediyorum Alexey Yablakov diye o zaman Yeltsin'in danışmanı vardı, balina uzmanı. Burada şey dedi, yani biz nasıl vodkayı çok seviyorsanız beni gösterdi. Bu Türkler dedi, buğdaylar en iyi buğday bunlardır, ekmekte bunlar çok iyi bilirler. Balina işi de dedi Japonların ve bu bölgedeki insanların işi, bu bir kültürel meseledir dedi. Dolayısıyla bu işe sadece koruma açısından bakmamak lazım. Ben bunu anlayışla karşılıyorum. Ama şöyle bir şey var. Balinacılıkta da tüm balinaların avlanmaması lazım. Yani balinaların, Uluslararası Balinacılık Komisyonu zaten bu işle ilgileniyor. Yani şeyin altında, koruma altında olması gereken balina türleri zaten avlanmıyor. Bir de başka bir şey var. Artık çok yeni genetik metotlar çıktı Gökhan. Bu yeni çıkan genetik metotlarla, diyelim ki İstanbul Balıkhanesi'nde tepe başına balina eti getirdin. Bunu gidiyorsun, soruyorsun şunların hangisi balina etidir diye, tak diye sana söylüyorlar. Bu balina etidir, avlanmaması gerekir. Veya bu mersin balığıdır, avlanmaması gerekir diye. Yani biyoteknolojide birçok gelişme var. Eskisi gibi işler böyle gizlilikle yapılacak durumda, o nitelikten çıktı artık. Bir tek tükürükle insanlar aldıkları bir tek parmak iziyle sizin bu balinanın kaç yıl önce yakalandığını bile takip edebiliyorlar artık. Yani teknoloji seviyede. Hocam, balon balığıyla ilgili sorular geliyor. Geçiyorum. Bir sonraki etkinliğimizde konuşalım balon balığını. Nesepsiyen türleri konuşalım hocam. Gene aslan balığını konuşalım. Kemer'de aslan balığına avına çıkmıştık beraber. Çok bu konuda da bilimsel çalışmalar yapıyorsunuz. Öğrenciniz aynı zamanda hocam Semih Yüksel, İstanbul Üniversitesi Su Bilimleri Fakültesinden sizin de öğrenciniz. Güzel bir soru sordu. Dedi ki mercan onarımı konusunda hocamız bize bir kaynak gösterebilir mi? Ayrıca kendisi mercan onarımı konusunda çalışma grubu kurmayı düşünüyor mu? Gönüllüler fazlasıyla var diyor Semih hocam. Bu sorunun cevabı şu, ben gelince Eylül ayında bunlar gibi seminer vereceğim. Dolayısıyla önce bu semineri bir takip etsin, o zaman bir bakarız. Bir de mercan grubu kurmak için dalış yapacak, dalışını nasıl yapıyor, yamuk yumuk mu yapıyor yoksa doğru mu dalış yapıyor, paletini mi? Seni iyi hocam. Öyle mi, paletini mi kaybediyor? Maskesi karaya mı vurdu, bir de bakmak lazım nasıl vaziyeti. Tamam hocam. İnşallah. Beraber dalacağım günlerde. Seminere gelsin çünkü elde bununla ilgili seminer vereceğim. Hem İstanbul Üniversitesi'nde çalıştığım üniversitede hem de iki ayrı kurumda daha seminer vereceğim bununla ilgili. Çok sayıda öğrenciniz bizi takip ediyor. Hepsi mesajı aldılar hocam. Ahmet Ertek hocam teşekkür ediyoruz. Semih'e de çok selam söylüyorum. Sağ olun hocam. Hocam Savaş Akın Hoca gene diyor ki aç kaldık diyor. Balon balığını yiyemeyecekmiş. Akın hocam doyma çok kolay. Aslan balığı mı tavsiye etsek Akın hocaya şimdi? Akın nar yesin. Çok nar var şeyde anamoda. Hocam son cümleniz yarım kaldı. Akın hocam Anamur'da çok nar var. Nar yiyebilir. Tamam. Tamam hocam, gene balıkçılığa dair sorular geliyor. Ben bir soru daha yakaladım hocam. Esin'den ama üzerine çok gönderim geldi. Hemen bulmaya çalışıyorum. Erhan'dan bir soru geldi hocam.
Aslan balıkları ile ilgili bir çalışma yapılacak mı? Özellikle tüketilmesi konusunda bir çalışma yapılırsa denizlerimizdeki işgalde azalma olur mu diyor hocam Erhan. Şöyle, anladım. Şimdi balon balıklarına bildiğim kadarıyla kuyruğunu götürene devlet 5 lira veriyor. Şimdi aynı şey balon balığı için istiyorlar benim bildiğim kadarıyla. O tür talepler var. Yani bu talepler 3 kuruş 5 kuruş balıkçıya bir faydası olur, iyi de olur. Fakat bu toplam problemi sorunu toptan çözen bir sorun değil Gökhan. Yani sorunu tamamen çözemeyiz. Çünkü artık bu balıkların juvenilleri yani gençleri denizlerimiz olduğu için bu şunu gösteriyor. Bu artık bunlar burada üremişler, yumurtlamışlar, üremişler, büyümüşler. Onun için artık bu saatten sonra bunları atmamız ...15-20 dakika daha devam edersek çok memnun kalırız hocam. Bu şey sabahçı kahvesi gibi oldu bu iş. Ama çok güzel sorular geliyor hocam. Biraz önce Esin de ilgili bir soru sormuştu. Esin, lütfen sorunu tekrar edersen hocaya yöneltmek istiyorum. Erhan abi, Erhan Öztürk'ün sorusunu cevapladık Badim Dalış Merkezi'nden. Çok teşekkür ediyorum. Evet, Esin'in sorusu geldi hocam. Erhan'a çok selamlar. Erhan'la dalış yapacağız inşallah. Mağaralara gireceğiz artık. Çılgınlık boyu mağaracıyız artık. Evet hocam, mağara toplantısı. Dosya hala açık önümde hocam. Bekliyorum bir şeyler yazmak için ama virüs girdi. Evet evet, ama mağara kitabını çıkardık, güzel bir mağara çıkardık, kitabı çıkardık. Kara mağaralarını çalışanlar doğru düz bir kitap çıkaramadılar. Evet, biz deniz mağaralarını. Deniz mağaralarını çalışanlar kitabı çıkardılar, müthiş bir kitap çıkardık. Bütün katkıda bunlara teşekkür ediyorum. Çok iyi oldu. İyi oldu evet. Bu yani arkadaşlarla gurur duyuyorum. Evet, Ahmet Ertek hocamız da tekrar teşekkür ediyor. Coğrafyacı Ahmet hocamıza biz de teşekkür ediyoruz. Hocam, Esin geldi. Sanıyorum öğrenciniz hocam, Esin'den bir soru var. Japonya'da deniz analarının gübre olarak kullanımı doğru mu? Bu yapılıyor mu? Peki sürdürülebilir tarım için bizde de deniz anaları gübre olarak kullanılır mı hocam? Deniz anaları gübre olarak kullanılmıyor. Dolayısıyla ben hiç öyle bir şey bilmiyorum, hiç görmedim, duymadım ve okumadım. Ama deniz anaları ile ilgili yapılan çok ilginç şey var. Mesela deniz anaları ile ilgili yapılan yani belli deniz anaları türleri yeniyor zaten. Hatta bir dönem 80'li yıllarda Türkiye'den de deniz anası ithal edildi. Japonya deniz anaları yeniyor. Bu izakaya denen Japoncası meyhane kültürü. Böyle şey sigara böreği gibi yapılıyor. Üstüne susam konuluyor. Sarılıyor, kızartılıyor ve yeniyor. Dolayısıyla Çin mutfağında da kullanılıyor biliyorsunuz. Onun için yeniliyor ama gübre olarak hiç kullanıldığını duymadım. Evet. Hocam, Ethem Dirvan'a geldi. Türkiye'nin yetiştirdiği iyi yelkencilerden, deniz kültürünün sembollerinden biri Ethem de geldi yayınımıza. Ve Ahsen Hoca geldi hocam. Ahsen Yüksek Hoca. O da diyor ki YouTube'dan devamı gelecek mi? Biz de geleceğini umuyoruz değil mi hocam? Daha bir yayın daha yaparız değil mi hocam? Zaten Akın'a söz verdik bir bu FUGU meselesiyle ilgili. Tabii. FUGU meselesi. Resepsiyenleri bir konuşacağız. Konuşacağız. Dirvana'ya çok selam. Babası çok saygın bir bilim insanıydı üniversitemizde. Hocamızdı. Allah rahmet etsin. Evet. Hocam, başka soru gelmezse yavaş yavaş kapatırız ama sizin söylemek istediğiniz ve Türk insanına
Vermek istediğiniz öğüt nedir hocam? Su küreyi iyi korumamız gerekiyor, sahip çıkmamız gerekiyor. Çok zengin bir coğrafyadayız. Bayram Öztürk hoca bunca yıllık deneyimiyle takipçilerine ne mesaj verir? Neyi öğütlersiniz hocam? Denizlerin korunması meselesi çok önemlidir. Ülke sadece bayrakla sevilmez. Harika. Ülke sadece bayrakla sevilmez. Ülkeyi sevmek, ülkenin suyunu, taşını, toprağını, çiçeğini, pirincini, narını, ayvasını, her şeyini sevmekten geçer. Onun için bizim ülkemizde böyle bir ülkedir. Bizim ülkemiz yüzyıllarca geleneği olan, bir Osmanlı geleneği olan, ondan önce Selçuk geleneği olan, Bizans geleneği olan, müthiş Roma geleneği olan müthiş bir ülkedir. Ve başka bir örneği yoktur. Ülkenin ne olduğunu anlamak isteyenler Sultanahmet'e gitsinler, 2. Justinian'dan başlasınlar. Milattan önce 367 zannediyorum Ayasofya'ya baksınlar. Büyük camileri görsünler ve içinden okyanus geçen kocaman bir dünya şehrini, İstanbul'u görsünler. Dolayısıyla Türkiye çok müthiş bir yerde. İşte bir Sodalı Gölü var, Van Gölü, o da balık, yetişen balık var. Biliyorsunuz Van Kefali, bunun korunması gerekiyor. Öbür yandan Dicle ve Fırat'ın korunması gerekiyor. Bu son derece önemli, Dicle ve Fırat. Yukarı doğru geldiğiniz zaman göllerde, göletlerde balıklarımız yetişiyor. Bunlar su kaynağı olarak kullanılmalıdır. Yelkencilikte kullanılmalıdır. Bizde deniz kültürünün geliştirilmesi lazım. Deniz kültürünü geliştireceğiz hep birlikte. Geliştireceğiz. Çok konuşuyoruz. İşte senin programın bile buna katkıda bulunuyor. Onun için ben dinleyenlere, herkese çok teşekkür ediyorum. Sana da çok teşekkür ediyorum. Bir FUGU programı yapacağız. Hatta FUGU nasıl yenir? Ben biraz onu şey yapayım. Tamam. Bir usta bulabilirsem ona göre plan yaparız. Söz vermiyorum. Tamam hocam. Hocam Etemiz sorusunu da o zaman FUGO'da programında yanıtlayın. Etemiz sorusunu şimdiden alalım. Karavidalar hocam. Karavidalar. Karavida bana 2 sene önce sormuştu. Aynı soruyu soruyor. Yetiştirilir mi diyor. Yani çiftliklerde karavida, su altı ziraatleriyle yetiştirilir mi diyor. Soruyor Etem hocam. Karavida, Akdeniz'de karavida çok geç yetişiyor. Yani Akdeniz'de karavida yetiştirilmiyor bildiğim kadarıyla, böyle bir ürün yok. İkincisi çok zaman alır. Üçüncüsü çok fazla da yani karavidadan önce karides yetiştirmek lazım. Çok daha verimli, çok daha çabuk ve çok daha kolay bir ürün. Karavida çok uzun sürer. Kimse o kadar parayı karavidaya bağlayıp ondan sonra beklemez 3-5 sene. Ekonomik değil. Hocam. Evet. Aldı Etem cevabını. Etem ama karavidayı. Evet evet, ama onun yaptığı tesis müthiş bir tesis. Müthiş örnek işler yapıyor. Ben hep yaptığı işlere gurur duyuyorum. Yani yaptığı iş Türkiye'nin işi ama uluslararası standartlarda iş yapıyor. Onun için çok takdir ediyorum. Maşallah. Etem gerçekten öyle hocam. Deniz kültürüne katkısı sembol isimlerden biri. Hocam öğrencinizden bir soru geldi. Zamanı kıymetli bulduğum için hemen soruyorum. 3. sınıf öğrenciniz hocam Ayşe Aslıhan diyor ki deniz kaplumbağalarına hayali avcılık olayı gibi olaylardan zarar vermemesi için yapılan çalışmalar nedir Japonya'da diyor hocam. Bununla ilgili şey de var. Akdeniz'de de var. Sadece Japonya'da değil. Ağa giren deniz kaplumbağalarının çıkmasını sağlayacak sistemler var. Amerika'da da var. Amerika'da çünkü deniz kaplumbağası sadece Türkiye'de de yok. Pasifik'te, Atlantik Okyanusu'nun çok bölgesinde var. Dolayısıyla hayvanı girdiği zaman ağdan dışarı atacak bir sistem var. Ona sistem dışı avcılık deniyor veya İngilizce bycatch deniyor. Bu tür çalışmalar var. Akdeniz'de de bu tür çalışmalar var. Hatta şu anda yürüyen projeler de var. Eğer bakarsan onu görebilirsin. Hocam Çağıl sormuş yine öğrenciniz tahmin ediyorum. Hayalet ağlarla ilgili yapılan Türkiye'deki aksiyonları, önlemleri nasıl değerlendiriyorsunuz diyor. Bakanlığın bu konuda 2 senedir yaptığı çalışmalar var. Yeterli mi derseniz yeterli değil ama başlangıç açısından iyidir. Her şeyi bakanlığa bırakmamamız lazım.
operatörlerinin yapması lazım. Üniversitelerin, bizlerin bu konuya el atması lazım. Esasen Marmara şeyde İstanbul Boğazı'nda ve Teras Adaları'nda bu iş yapıp dalgıç var bu kadarıyla. Evet, Sertim Ekşiyan ve Volkan yapıyorlar Hayalet Dağları ile ilgili. Sercu abi, evet. Hocam, birçok insan yapıyor, birçok insan var. Evet. Hocam, çok teşekkür ediyoruz. Gecenin çok geç saati oldu, 2 oldu. Sizde sabahleyin mesainiz var. Japonya'da mesainin normal gittiğini biz burada vurgulayalım. Bizim için hayat çok yavaşladı. Gerçekten yavaşladı. Çünkü hiçbir iş yapmıyoruz. %25 verimle çalışıyoruz ne yazık ki. Koronavirüs nedeniyle hayatımız allak bullak oldu ama Japonya'da akıp giden gümbür gümbür süren bir yaşam var. Siz de sabahleyin Tokyo Üniversitesi'nde görevinize gideceksiniz. Onun için çok teşekkür ediyoruz hocam. Ben kapatmadım. Bir defa gümbür gümbür bir hayat yok Gökhan. Burada da işler yavaş. Öyle mi hocam? 10 bin daha az. Yani ve önümüzdeki hafta bizi neyin beklediğini bilmiyoruz. Bilmiyoruz. İkiledi o zaman. Evet, yani Japonya'da biraz daha iş rahat ve iyi gidiyor. Mesela dışarı çıkma falan serbest. Serbest. Akşam 8'den sonra meyhaneler, büyük toplantılar yasak. Çünkü millet birbirine virüs bulaştırır diye. Günlük hayat devam ediyor. Devam ediyor ama herkes çok tedbirli. Evet. Bizim anladım. Tedbiri alması ve bir an önce bu beladan bundan kurtulmamız lazım. Onun için tedbirli olmamız lazım. Dışarı çıkmamamız lazım. Birbirimize saygı duymamız ve birbirimizi düşünmemiz gerekiyor. Tamam hocam. Hocam çok teşekkür ediyoruz. İstirahatinizden daha olmayın. Ben sizin kitabınızı önermek istiyorum deniz severlere. Evet, onu ben çok severek yazdığım bir kitap. Ben de yıllardır başımdan ayırmıyorum. Deniz severler, o kadar güzel hikayeler var ki. Yarbay, Japon Yarbay. Evet, Tsumora'dan. Evet, çok yönlü bir kitap. Sadece deniz yazısı değil, denize tuzlu suya bulaşan pek çok değeri burada bulabilirsiniz. Deniz yazıları edinirseniz şu korona günlerinde, karantina günlerinde size ufkunuzu açacağına emin olun. Lütfen Bayram Hoca'nın bir de Neden isimli kitabı var. Antarktika özelinde bir kitap. Neden Antarktika önemli? Yer küre için değeri nedir? Gelecek kuşaklar Antarktika ile neden ilgilenmeli? Afrika'nın için Antarktika'nın bir tek önemi Türkiye için değil. Antarktika bu kürenin iklimini planlıyor. Evet. Antarktika'yı anlamak iklimi ve gezegeni anlamaktan geçiyor. Evet hocam. Hocam çok teşekkür ediyorum. İzleyenlere de çok teşekkür ediyoruz. Deniz'i paylaştık, Mavi'yi paylaştık. En çok da aslında Bayram Hoca'nın bize öğüdünü paylaştık. Su küreye iyi bakacağız. Kıyılarımıza, Karadeniz'e, Marmara'ya ve bizim yatak odamız olan Marmara'ya en çok dikkat edeceğimiz yer olarak göz önünde bulunduracağız. Akdeniz'e, Ege'ye çok iyi bakacağız. Hocam çok teşekkür ediyorum. Son bir sözünüz, vedanız varsa alalım hocam. Türkiye'ye selam. Görüşmek üzere. Çok sevgiler. Sağ olun hocam. Görüşmek üzere. Arigato gozaimasu 8000 kilometre öteye. Hadi iyi günler. Doğru. Başla.